Değerli futbol severler, Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir'le birlikte Fenerbahçe gündemini konuşmak ve değerlendirmek üzere karşınızdayız. Sevgili Turgay Demir şu an bize yüz vermese de biz konuya girelim isterseniz. Teşekkür ederim salladığın için. Ceren. Evet, yüzümüze bakmadığın için sevgili Turgay Demir. Senin gibi dostum var ya artık düşmana hiç ihtiyacım yok. Çok Not ağır. alıyoruz, not alıyoruz burada, not alıyoruz. Daha iyi yayın Tabii. yapalım. Senin sorularına daha iyi cevap verelim diye not alıyoruz, not. Yüzümüze bakmıyorsan falan. Ayıp ya, yakışıyor mu hiç? Abi basın toplantılarında sorduğum sorulardan sonra sorularımdan korkuyor musun? Korkuyorum tabii ya. Bütün toplantılar nasıl gidiyor? Sen nasıl zaman buluyorsun buna bu arada? Hem sürekli karşımda hem sürekli bir yere gidiyorsun. Helikopter mi aldın? Her yerdeyim abi. Başarılı Helikopter mi olmanın aldın? sırrı bu. Peki. Evet, ne istiyorsan sor. Ceren Dalgıç. Evet, hemen başlıyorum. Fenerbahçe'yi şöyle bir değerlendireceğiz genel hatlarıyla ama bir Ümraniyespor maçı vardı. Bildiğimiz üzere beraberlikle sonuçlanan bir maçtı ve Fenerbahçe pek de aslında beklenilen performansı sergileyemedi gibi. Tabii ki bunun kriterleri veya parametreleri var ama pozisyonları da değerlendirelim. Tartışmalı pozisyonlar da vardı çünkü. Yeni Evet. gelen transferlerle, yeni hocayla, yeni Fenerbahçe'yi genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle Allah bizim yardımcımız olsun yani Turgay Demir ve Turgay Demir gibilerin. Çünkü senin gibi moderatörlerle yayın yapıyoruz. Aşk olsun. Yani şurada insan şöyle başlamaz mı? Siz Ali Koç'u çok eleştirdiniz. Neden gol çalmıyorsun arkadaş? Hatta ben dedim ki size ya çok ağır olmadı mı bu falan filan. Benim kardeşim ağır 5 yıldız gol çalmıyor. Ali Koç dün de taraftar tarafından istifaya davet edildi yani. Tice oldu bilmem ne. Siz kendi ayağını sıkıyor demiştiniz. Ali Koç hala aynı yoldan. Ya bir hakkımızı ver Ceren Dalgıç bir hakkımızı ver ya. Ama içerisinde zaten konuşacağız. Önce bir genel hatlarıyla değerlendirelim, sonra değineceğiz zaten. Çok Sonra diyor acelecisiniz. sabretseydin diyorsun yani. Biraz sabretseydin diyorsun. Söylerdik. Peki. Ali Emel Koç. Ben şimdi onu sormuşsun gibi kabul Bey. ediyorum. İltifatların için teşekkür ediyorum bana yaptığın o Ali Koç'la ilgili. Şimdi bak Ali Koç o son yayınımızda seninle yaptığımız söyleşide söylediğim gibi Ali Koç hakikaten idam sehpasına çıkmış. Boynuna ilmeği geçirmiş. Tam sandalye sallanıyor. Ve hala diyor ki bekleyin biz bunu şundan yaptık diyor. Hocamız 5 isteyecekti. Onun için istedi diyor. Hepsini alıyoruz diyor. Rahat olun diyor. İnanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Bir futbol yani hayatında 10 tane maç izlemiş bir adam. Hani bırakın futbol yazarlığını, bilmem yöneticiliği, başkanlığı. Ya 10 tane, 15 tane futbol maçı izlemiş bir adam bir takımın bir golcüye ekmek su gibi ihtiyacı olduğunu görür ya. Senin 21 tane oyuncun var, bir tane golcün yok. O yüzden dün Ümraniyespor bütçesi kısıtlı. Lige yeni çıkmış. 55 bin taraftarı rüyasında bile görmemiş. Hoş geldin diyelim bu arada Ümraniyespor'a da. Rüyasında bile görmemiş. Bir takıma karşı gol atabilmek için dünyanın bütün risklerini aldın. O yüzden de çok gol attın, çok gol yedin. Sen gerçek bir golcüye sahip olsaydın ortalama bir oyunla kalede pozisyon vermeden goller bulurdun. Ama sen önde oyunun o ilk bölümünde Valencia, King, Emre Mor arkaya hiç düşünmeden sanki hani akıncılar gibi sürekli saldırıyor. Topu alıp gidiyor, arkaya bakmıyor. Arkada bir boşluk bıraktığımı topu kaptırırsam ne olur diye düşünmeden sürekli gidiyor. Orta sahadaki oyuncuların da bu dengeyi düzeltmek için bir çaba harcamıyorlar. Buna karşılık her Ümraniyeli oyuncu topu kapan her oyuncu senin kalene merhaba, merhaba diyor. Böyle bir Fenerbahçe olabilir mi? İç sahada. Bu nasıl bir kadro mühendisliği? Ben burada 2 aydır bir şey anlatıyorum. En son o senin sert hani koca sert eleştirmedin mi dediğin yayında dedim ki Zayt'la Crespo'm var. Bir de Gustavo'm var orada. Yanında da
Mert Hakan'la İrfan Can var. Yani orta sahada 5 tane senin oyuncun var. Kanatlara bakıyorsun, Ferdi'sinden tut, Pelkas'ından tut, Samatta'sına, Valencia'sına bir sürü oyuncun var. Sen gidiyorsun Emre Mor, Buruma, orta sahaya işte iki taktiğe. Ya inanamıyorum, hakikaten inanamıyorum. Bunun mazeret hoca istiyor mu? Dünyanın her kulübünde hocaların istekleri belli bir oranda geçerlidir. Hocalar belli bir oranda. Ya ben burada ne kadar ciddi bir şey aldım sen biliyorsun. Sen şey, başka bir şey mi istiyorsun? Sen sinirleniyorsun ya, gülesim geliyor. Ha, önünde başka bir şey yok, başka bir şey izlemiyorsun ya. Yok, ne izleyeceğim? Ha, peki. Yani dünyanın her tarafında hoca der ki ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Kulüpte der ki tamam hoca, sen listeni ver, biz aradan seçeriz. Bu kadar basit. Sen Fenerbahçe'yi Jesus'a ya da herhangi bir kimseye esir edemezsin. Fenerbahçe dün komedi filmi gibi oynadı. Komedi filmi gibi. Fenerbahçe'nin kendi sahasında 3 gol attığı bir maçı kaybetmesi skandaldır. Ümraniye Spor'un da Fenerbahçe gibi bir takıma deplasmanda 55 bin kişinin 3 gol atması muhteşem bir başarıdır. Ama 3 gol attıktan sonra 1 puanla razı olmaz, o da başka bir başarısızlıktır. Bak ne kadar enteresan yorumlar da yapıyorum, dikkatini çekiyorum. Farkında mısın bilmiyorum. Fenerbahçe'nin de 3 gol attığı bir maçı kazanamaması skandaldır. Ama işin bir tarafı bu. Ali Koç'un skandalının bir tarafı bu. İşin bir de hakem tarafı var. Sen orada sorular soracaksın. Oraya girmeden ben şunu hatırlatayım Ali Koç'a. Sayın Ali Koç, geçen sene bu hakemlere bir operasyon yapıldı. Biz de size dedik ki Ali Bey, destek olun. Bu hakemlerle bu lig gitmez. Siz çıktınız, operasyona karşı çıktınız ve dediniz ki bu hakemlere niye görev vermiyorsun? Aha verdiler işte. Ümit Öztürk Beşiktaş maçında ne yaptı? Dün Yaşar Kemal Hüseyin maçında ne yaptı gördüm. Bravo, alkışla kendini şimdi. Alkışla. Sen dedin bu hakemlere operasyon yapmayın. Görev verin kardeşim. Aha verdiler işte. Hadi şimdi git Marco Paşa'ya anlat derdini. Evet. Ali Koç Marco Paşa'ya doğru giderken biz pozisyonlara geçebiliriz. Var mı sorun yoksa ben direkt dalayım. Evet, tartışmalı pozisyonlar var. Direkt onların üzerinden gidelim. Yani offside'lar, tamam. Penaltı pozisyonları, fauller. Önce ilk golden başlayalım. Offside mı değil mi? Bir defa oradaki oyuncu kafa vurduktan sonra topa ayağını uzatarak aktif duruma geçiyor. Yani şöyle diyelim. Ya da aktif duruma geçiyor diyelim. Çünkü aktif tanımında rakibi yanıltmak da var. Oyuna müdahale etmek, topa müdahale etmek, rakibe müdahale etmektir aktifin tanımı. Burada topa müdahale etme hamlesi var. Bu dolayısıyla oyuna müdahale etmeyi de bir anlamda içerir. Ama Fenerbahçe kalecisi Altay yerinden kıpırdamıyor. Altay o topa uzanır gibi yapsa, o oyuncunun da o hareketinden dolayı Altay tereddütte kalsa, o zaman o gol iptal olacak. Yani o golün geçerli olması sebebi Altay'ın kımıldamadan yerinde durmasıdır. Rakibin yaptığı hareket topa dokunmadı, Altay'ı yanıltmadı, Altay'ın hamlesini geciktirmedi. Altay o topa doğru hamle yaparken rakibin yaptığı ayak hareket sebebiyle bir tereddüt geçirse, şöyle bir sallansa bile o pozisyon offside olur, gol de iptal olurdu. Altay orada garip bir şekilde çivilenmiş gibi durdu. Bir şeye daha dikkat çekeyim. Sayılmayan offside gerekirse sayılmayan bir gol var. Sol taraftan girdi oyuncu direkt Altay'ın solundan kaleye bıraktı. Altay orada ne yaptı ben onu anlayamadım. Yerinden kımıldamadı. Altay'da bir gariplik var. Altay'ın yediği o gole, sayılmayan golden bahsediyorum. Ya kardeşim adam çaprazın kare kökünde adam. Adam çaprazın dedesinin dedesinde. Oradan o gol nasıl yer Altay gibi adam? Offside olduğu için konuşulmuyor bugün. Sen o golü nasıl yersin ya? İnanamadım. Altay'ı dün hiç beğenmedim. O pozisyonu geçtik. Başka? Başka sorunuz var mı Ceren Hanım? Başka ya, sorum yok. Genel itibariyle aslında Fenerbahçe'nin
durumunu değerlendirmek de asıl amacımız. Ama Onunla penaltıları da konuşun. penaltıları mı? Penaltıları konuşmayalım. Tabii. Bence konuşalım. Sordum başta ben siz değinmeyince dedim herhalde konuşmayacağız. Peki bence konuşalım. Şimdi Fenerbahçe aleyhine ve lehine verilen penaltılar Ümraniye Spor lehine verilen Fenerbahçeli oyuncunun eline çarpan pozisyon penaltı. Oradaki sarı kart da bana göre yeterli. Öbür taraftan Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç sırasında Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı maç sırasında akan oyunda normal. Ama VAR'ın onu çözmesi lazım. O pozisyon dışarıda başlıyor. Darbe dışarıda. Ondan sonra temas bile yok muhtemelen. Sonrasında temas bile yok muhtemelen. Ayaklar yapıştırıyor görüntü. Çünkü yayıncı kurumu sağ olsun. İki kamerayla mı çekiyor? Bir buçuk kamerayla mı çekiyor? Bilmiyorum. Yani ben sana şimdi şöyle göstereyim. Sen benim şu elimi bunu yapıştığını zannedersin. Değmediğini göremezsin. Bak gerçeğine. Şöyle yapayım bak mesafe bu kadar. Ama böyle yaptığımı sen dersin ki bu el buna çarpmış gibi. Bak çarpmış evet. gibi bak. Aradaki farka bak. Orada temas biliyor. Darbe dışarıda ceza sahasına yarım metre kala darbe var. Sonrasında temas devam etmiyor. Bu kadar basit. Yani onu ellerin parlamış olabilir Sayın Ceren abi. Diye şöyle göstereyim. Yok parlamadı. Belki parlamıştır. Şimdi böyle bir oyuncunun ayağı şu. Bu da Fenerbahçe'nin oyuncağı. Sen buradan baktığın zaman bunu darbe var zannedersin. Ben şimdi bak iç kımıldatmadan çeviriyorum. Şimdi geldim duruyorum böyle bak darbe varsa mısın? Bu arada darbe gerçekten olsun. Bak görüntü anlamında darbe gerçekten olsun. Şöyle kitabı yükselteyim. Darbe varken ve yokken hiç fark yok. Bak şu an darbe yok. Evet. Şu anda var. Hiç fark yok. Yani o görüntüden bir şey anlayamazsın. Ama oyuncunun ayağının sarsılmasına falan bakınca ben çok net görüyorum ki ilk darbe doğru. Bariz gol şansı ve kırmızı kart. Bak onu da söyleyeyim. İlk darbede faul vereceksin. Bariz gol şansından kırmızı kart vereceksin. Fenerbahçe'nin geri stoperine. Onu da ayrıca konuşuruz. Şimdi gelelim şuna. Ben akşam kulaklarıma gözlerime inanamadım ya. Yılların yorumcuları televizyonda hakem penaltı verdiği de bariz gol şansından kırmızı kart vermeliydi falan dediler. Küçük dilimi yutuyordum. Allah'a havale ettim hepsini ya. Ya bir insan ekrana çıkıyorsunuz. Millete bilgi vereceksiniz. Bu nasıl bir cehalettir ya? Bariz gol şansından kırmızı kart kankalı 3 sezon oldu be adam. 3 sezon oldu. 3 sezon. Ceza sahasında artık hem penaltı hem kırmızı kart İki istisnai durumda var. Bir, direkt rakibe yapılan sert müdahale. Orada penaltı versen de kırmızı kart. Direkt rakibe. Topa yapılırken rakibe gelen müdahale yok. Direkt rakibe yapılan da kırmızı kart var. Bir de hareketin kendisi kırmızı kart olacak. Yani orada sağda da olsa kırmızı kart. Taç çizgisi kenarında olsa kırmızı kart. Ben akşam sosyal medyada dedim bile dalga geçiyor. İnanamadım biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya. Lafa gelince ben şu kadarlık hakemiyim, bu kadarlık bilmem neyim, onu yap, bunu yap diyen adam bariz gol şansından kırmızı kart diyebiliyor. Allah bu futbolu korusun ya hakikaten. Yani biz hani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek halimiz kalmadı diyoruz ya. Biz iyi durumdayız bu şartlarda ya. Bizim halimimiz cahillik yapıyorsa Allah yardımcımız olsun. Neyse penaltı kararı yanlış. Bu arada Ümraniyeli oyuncunun hava topuna çıktığında eline çarpan top orada penaltı mı değil mi diye tartışılıyor arkadaşlar. Allah aşkına. Ya, televizyondaki adamımızı kesin. Onlar zaten kendini alim zanneden cahiller büyük çoğunluğu. Vatandaşa diyorum ya bir şey söylüyoruz dinleyin ya. Bileni dinleyin kardeşim. Kur'an-ı Kerim diyor ki hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Ya şu el omuz hizasını geçti her şartta penaltı ya. Omuz hizasından yukarıda bir el varsa yakından gelmiş, uzaktan gelmiş, kafadan sekmiş, mafadan yok arkadaş. Omuz hizasını geçen iki el var orada. Birinde bir adam smaç yapıyor voleyboldaki gibi. Diğeri de arkadan biri şuradan alıyordu. Onun neyini tartışıyorsunuz ya? Bakıyorum akşam bir saat tartışıyorlar. Dolayısıyla Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'daki arkadaş
Özgür Yankaya'ydı galiba. Fenerbahçe'yi ince kıyım doğradılar. Bizim Balıkesir'in meşhur kokoreççileri vardı böyle. İnce kıyım doğrarlar. Öyle doğradılar. Ali Koç'a dedim mübarek olsun. Geçen sene bu hakemleri sen savunuyordun dedim. Ceren anladım, sıkıldın, yoruldun, tamam bitti yeter. Hayır, sıkıldım yoruldum değil, sizin sözünüzü kesmek istemiyorum. Siz böyle konuştukça başka konular açıyorsunuz kendi kendinize, o yüzden bölmek istemiyorum. Deliyim ya, ben kendi kendime konuşuyorum. Hayır, öyle bir şey demedim. Aşk olsun. Tamam, benden bu kadar. Peki o zaman, ben çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gün içerisinde yayınlarımız devam edecek. Transfer Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.